Merhabalar. Selam, merhaba. Merhabalar. Cızırtılı geliyor sesim. Şu an daha iyi mi? Şu an daha iyi geliyor, evet. Öyle yapayım. Evet. Hoş geldin, sefa getirdin camiye. Hoş bulduk, nasılsınız? Vallahi iyi diyelim, iyi olsun. Sizi gördük, daha iyi olduk. Bu arada yayınımıza gelen bütün güzel dostlarımız, sizler de hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Evet, nasılsın? Görüşmeyeli neler yapıyorsun? İyi misin? Hoş musun? Vallahi ben gidiyorum gündüz gece böyle. Şimdi bakıyorum her yerde böyle programlar yapılıyor. Ben daha çok Zoom yapan biri oldum. Neden öyle oldum bilmiyorum. Tabii bu sohbetlerin, konuşmaların, söylemlerin bir manası var tabii. Bir istek doğrultusunda oluyor hepsi tabii ki. Ve bizim bilincimizi bir başka noktaya getirmek için oluyor. Fark etmemiz için oluyor. Daha çok sevebilmeyi öğrenmemiz için oluyor ama bir sürü parametre var tabii. Nereden başlayayım bilmiyorum. Şimdi bugün eli düşür diye konuşacağız diye bir şey söyledik. Şimdi istersen oradan başlayalım. Sana bırakıyorum. Bana bırakma. Tamam, bana bırak o zaman. Şimdi yani evvelden tabii daha çok böyle bir şey vardı ama insanların bir sürü kalıplarını değiştirmesi ve bu kalıpları başka manalara taşıması ve bu manalara taşıdıktan sonra orada kendini bulması ve kendini bulduktan sonra tekrardan bu tarafa dönmesi, bu müthiş bir serüven. Hiç bazen kolay değil. Ama ben şöyle bir şey söyledim. Bu beşeri algıdaki hapishanede, beşeri algı hapishanesinde. Öyle çünkü benim seyrettiğime göre. Eğer beş duyuyla olan algımıza hapis kapalıysak, yani bir tek bu kadar bir şey var diyorsak ve sadece kıyasta bir hayatım var diyorsak ve sadece yatay bir bilinçte işte ben şunun karısıyım, bunun çocuğuyum, onun bilmem nesiyim gibi bir bilinçle hareket ediyorsak ve ben bu dünyada şöyle başarılı olmam lazım, başarısız olursam şöyle kötü, böyle kötü, bilmem ne filan, böyle bir şeylerim varsa, ki vardı yani, olmaz olur mu? Ve bütün bunların içinden çıkarken acaba bize teklif edilen din denilen şey eyvah dedirtiyorsa bir zamanlar. Nasıl yani, şimdi ne yapacağım, yandım gibi, mesela bu benim başıma çok gelmişti. Ve bu dinin içinden manalarını çözüp gerçeğine ulaşıp ondan sonra yaşamına devam etmeyi seçmişsem. Böyle bir yolculuk başlıyor o zaman. Ve şunun altını ben çiziyorum bütün söylemlerimde. Çünkü bir şeyin başından başlandığı vakit biz bir bilinç ve şuurdan bahsediyoruz. Yani din diye bahsedilen, benim bahsettiğim her şey bir şuurdan ibaret. Şuur ve bilinç. Ve bu bilince ve bu şuura ulaşma yolculuğu. O yüzden bütün günahlar, olmazlar, şunlar bunlar tabii ki orada hepsi erimeye başlıyor. Erimez mi? Eriyecek tabii. Ama ben bunun yine bir insanla birlikte yapılabildiğini düşünenlerdenim. Şimdiki zamandaki eğitimler, enerji eğitimleri diyeyim. Çok uzun zaman ben onlardan ayrı kaldım. Çünkü daha önce elime attığım herkesi iyileştiriyordum. Böyle bir de durumum vardı yani. Ay dur ben sana şunu yapayım ya Şafii ya bilmem ne filan derken iyileşiyorlardı. Ama sonra kendini keşfetme yolculuğuna başladığımda hepsi birden bitti. Ve
seyretmeyi öğrenmeye çalıştım, öyle diyeyim. Hem kendime, hem dünyayı, hem alemi, hem kadını, erkeği, ilişkileri. O kadar çok şey var ki, hayatlar, neler neler. Sendeki kayıtlar ne ondan sonra. Şimdi bu noktada şunun altını gerçekten çizmek istiyorum bütün arkadaşlarıma. Kadın erkek çok şahane bir şey bana göre. Harika bir şey. Ama bir bilince ulaşmak için ilk önce kadın ve erkek kavramından çıkmak gerekiyor. Çünkü bir insanın içinde kendisinde eril ve dişil prensip var. Ve kendisindeki erile, kendisindeki dişile ulaşmadan diğer ilişkileri de biraz hüsran oluyor diye düşünüyorum. O ilişkileri de tam olarak öyle olmuyor. O manayı kendisinde görmeye başladığı vakit bir kişi, yani bir bilinç olarak oraya, hani böyle access bar diyorlar ya, access ettiği vakit veya ulaşmaya doğru yöneldiği vakit, o zaman dünyadaki seyrettiği, buraya bir anne babadan doğuyor, bir kadın, bir erkekten bütün manalar değişmeye başlıyor. O zaman ben mesela hayretle şaşırmıştım ben şuna. Kur'an bana göre çok dişil bir şey yani. Öyle oldu. Hazreti Peygamber de öyle. Yani bütün o manyetik alan, yani nefs manyetik alanının herkeste dişil olduğunu gördüm. Herkeste. Ve bu nefs dişil demenin manasının ve ben kendimi çok eril buldum bunu o sırada yani. Neden? Çünkü almayı, kabul etmeyi, içselleştirmeye de zorlandığım için ve alıp kabul etmeyi fark eden, öğrenen bir kişi kendi dişilliğiyle, rahimiyetiyle barışmaya başladı diye bir zevkim var, öyle diyeyim. Yani alıp kabul etmeyi, evet yani. Nasıl peki, burası bir manyetik alan bu vücudumuz. Doğru, bir çekim alanı var. Bir sürü şeyleri var. İşte bu da bir keşif yani. Keşfe, bu keşfi yapmak isteyenler başlayacaktır, yapacaktır. Öyle veya böyle. Bu eril dişil konusunda, yani kadın ve erkekten yeterince tatmin olmayan bilinçler, öyle diyeyim. Eril dişil manalarına fark etmeye başladıkları zaman bütün hücrelerinde ve bütün şakralarında ve bütün mesela epifiz bezi eril, hipofiz dişil. Hipofizden süt çıkıyor, epifizden bal çıkıyor ve burasının birleşmesiyle zuhur eden başka bir zevk var. Bütün şakralarımızda eril dişil prensip var. Mesela en alt şakra, en alt eril bir şakra yani. Ve şurası dişil. Ve bunların birlikteliğinden, yani birlikte akmaya başlamasından bambaşka manalar zuhur edebiliyor. Ve bizim gönül denilen merkeze gelene kadar manyetik ama diğer yönden elektrik, elektromanyetik bir alanımız var gönül olarak. Şimdi bu gönül alanı elektromanyetik olarak çok 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 farklı bir alan. Ve ben hiçbir batılı eğitimde, öğretide burayı görmedim. Çünkü burası Muhammed'e ait bir şey. Hakikati Muhammed'e ait bir şey. Ve yaşaması bana göre bir insanla olmak durumunda. Çünkü yani belki öyle de bir şart koymayayım. Hani belki öyle de yaşayan vardır ama ben bilmiyorum, öyle diyeyim. Çünkü gönül manyetik alanı normal bizim çekim alanımızın 5000 katı daha kuvvetli. Ve gerçek aşk, gerçek muhabbet, gerçek özün farkı bu alanın keşfiyle oluyor. Ve bu alanı keşfetmeye, o zaman ben mesela, diyorlar bana nereden başlayacağız? Diyorum ki bak, benim için ilk önce gönlün zuhur etmesi lazım. Bunun için şöyle bir bakış açım var veya böyle fark ettiğim şeyler var. Şimdi bizim normal bedenimizin etrafında eterik bir beden var, ince.
Onun üstünde his bedeni var, mental beden var, ruh bedenimiz var ve elektromanyetik böyle. Ve daha ne katmanlar var içimizde. Fakat bizim cehennemi şu 3D dünyasında, yani beşeri alem dediğimiz, aslında cennette. Cehennemi oluşturulmuş çok çok güzel ve muazzam bir kapan gibi görünüyor. İlk önce bu alanı aşmak gerekiyor. Yani ilk önce mental alanının ötesine geçmek gerekiyor. Mental olan her şey. Her şey. Ben bunun bir insanla yapıldığına şahidim. Çünkü mental alanın ötesine geçmek demek, Cebrail'in aktive olması demek sizde. Cebrail aktive olmaya başladığı zaman, Cebrail Miraç denilen olayda, Cebrail bütünsel bakmaya başlıyor sizden. Sizden tabii ki. Başka bir yerde bir şey yok zaten. Ve sizin gönlünüz zuhur etmeye başlıyor. Çünkü bir kabulde bir gönül cenneti açar. Şimdi bu şey, yani siz daha iyi bilirsiniz tasavvufta, her fiilin faili, her sıfatta mevsuf, her vücutta mevcut. Allah, yani bütün yaratım, yaratıcı göklerdeki uzakta bir şeyden sizin vücudunuzun içine girdiğinde her şeyiyle. Şimdi nasıl yapacağız yani? İşte burada bilinç değişikliği şart ve gönül gerekiyor. Ve gönlün zuhur etmeye başlamasıyla ve gönül zuhur etmeye başladı mı hiçbir şekilde... Şimdi bana mesela diyorlar işte Kur'an-ı Kerim'de şöyle yaz. Hayır diyorum ben. Hayır. Allah'ın kitabıysa, Allah gönüllerden biliniyorsa, Allah ismi ve manyetik alanı, hiçbir kişi, hiçbir ırk, hiçbir cinsiyete bağlı bir söylem değil, uyduruyorlar diyorum, kusura bakmayın. Öyle. Çünkü gönlün alanında hiçbir böyle bir ayrı olmaz. Yalnız sevmeyi bilen bir şeydir ve kabul etmeyi ve zuhur ettirmeyi çok hızlıca hem de. Buna şahit miyim? Evet, şahidim yani. Ve gönülden gönüle muazzam bir yol vardır. Ve bir gönül sahibi gerçekten olmaya başladı mı bütün gönülleri aydınlatmaya başlar ve bu kursla falan olmaz bence. Ben bilmiyorum yani, öyle değil. Şimdi bu nereden geldim ben buraya? Yani tamamen bütün mental, bütün mantık, sana mantıklı ne geliyorsa bu alemde hepsini es geç. Hiç, hepsine sallı, yolla gitsin. İki kere iki beşte yürü. Yani hatta benim Güneş Bazen Mavi Duvar diye bir kitabım var. Ve orada şöyle bir hikaye vardı. Adamın teki bir kambur şeye girer. Bir tane hamama girer. Hamamda bir bakar dönüyorlar. İşte çarşambadır çarşamba. Ya der ki, ya aslında perşembe ama bunlar çarşamba diye dönüyor. İyi boş ver der. Yani çarşambaysa çarşamba olsun. O da dönmeye başlar hamamda. Ve hamamdan çıktığında kamburu yok olmuştur. Arkadaş der ki, bu nasıl oldu ya? Yani işte dedi, onlar dönüyordu, ben de döndüm der. Öyle yaptım. O da girer ama der ya, perşembeye çarşamba demek ne? Saçma bir şey yani. İki kat kamburla dışarı çıkar. Şimdi bu bize çok apaçık bir şey gösteriyor. Yani buradaki güvendiğimiz düz mantık ve kıyasi akıl. Öyle orası değil. Öyle ve bütün hepsinin yıkıp yaratımını iptal etmek gerekir. Çünkü işte böyle bir beşeri alem oluşmuş ama gönlü bulmak istiyorsanız, istiyorsak, fark etmek istiyorsak hepsi birden dışarı. Fakat sonradan benim çok sıkıntı çektiğimde bir konu oldu. Neden? Tamam, eyvallah. Ve gönlünüzü fark etmeye başladığınızda bana göre ademiyet zuhur ediyor. Ademiyetin zuhur etmesi gerekiyor. Bana diyorlar işte, kadından Adem olur mu? Çok güzel olur. Yani Adem öyle bir şey değil. Çünkü sizin lataiflerinizde olan bir nokta orası. Ve orası hareket etmeye başladığında siz ademiyetinizi fark etmeye başlarsınız. Ve muazzam büyük bir varlık olduğunuzu da fark edersiniz. Yani benim mesela söylediğim başka, bana inanmayın ama yani. Mesela gördüğüm bu simülasyon
Bayağı simülasyon yani. Bayağı. Yani mesela bir güneş görmüştüm, böyle değil yani. Neyse. Şimdi bu oradan geçeyim en iyisi. Ben bunları anlatıyorum. Sen beni konuşturuyorsun. Böyle devam edeyim mi? Kimileri konuşur, kimisi dinler. Valla şimdi şöyle bir şey. Kimisi konuşur, kimisi konuşturur. İkisi de aynı. Dinlemek Mesnevi'de söyleniyor, dinle diye. Yani bir kere bu alemde, bu beşeri alemde dinlemeyi öğrenmenin çok büyük kıymeti var. Yani bir de okuma, oku diye başlıyor Kur'an-ı Kerim. Neyi okuyacağım? Yani Cebrail'in adıyla birlikte, Cebrail'le birlikte okunacak bir şey var demek ki. Buradan şu çıkıyor, demek ki bir yazı var. Yani bir yazılım var. Yani ben buna mesela şey diyorum, Matrix diyorum. Matrix'i oku diyor sana. Kardeşim sen Matrix'tesin, burayı okudun mu? Matrix'i kullanmayı biliyor musun? Ya pardon, ay WhatsApp pardon. Mesela WhatsApp'tasın, WhatsApp'a doğdun. WhatsApp'ı kullanmayı biliyor musun? Yok bilmiyorum, her şey var, her şey WhatsApp değil. Yok, hayır, yani öyle bir şey yok. Ama oku diyor, yani burayı bir okumayı öğren. Ve okumanın tekniklerini gösteriyor hepimize. Ve böyle bir durumumuz var yani. İşin tabii zor tarafı, okurken kendimizi de bunun içinde okumak durumunda kalıyoruz tabii ki. Çünkü kendi vücudumuz da bu WhatsApp'ın içinde. Şimdi demek ki bunu okuyabiliyorsak biz WhatsApp değiliz bir kere. Yani kesinlikle değiliz. Ve biz aslında ademiyetimiz var, o da değiliz. Öyle diyeyim. şimdi oradan oraya atlamayayım. Gönlün zuhurundan fark etmeye başlamasından sonra tekrardan bu aleme bir dönüş var. Neden? Tezahür için. Yani tezahür ettirmek istediklerim var. Bir noktada sensiz hiçbir şey kıpırdamıyor bile. Öyle. Bir noktada başka noktalara da girebiliyorsun. Başka alanları da fark edebiliyorsun. Öyle de yaşayabiliyorsun. Ama bu böyle bir olay. Şimdi eril dişil derken şakraların eril dişil. DNA'ları bizim kundalini sarmalımız bile eril dişil olarak hareket ediyor. Ve beynimiz öyle. Bütün bu eril dişil prensiple örülmüş bir şey var. Ve bunun nasıl fark edileceği, kullanılacağı bana göre gönlün işi ilk önce. Ama beyin de çok önemli. Beyin çok önemli. Düşünceleri yönetebilmek çok önemli. Hislerin düşüncelerden ayrıştırılabilmesi, duygusallığın duygudan ayrışabilmesi çok mühim. Hissetmeden, zaten hissetmek için buraya geldik. Yani hissetmek ve fark etmek için. Hissiz değil ama duygusallık ve o manyetik alanın yapışkanlığından özgürleşmek ve o yapışkanlıktan, her şeyi yaşayaraktan o alan sana yapışmaması halini zevk etmek çok da zevkli. Mesela bir sürü öğretilerde yok pozitif al diyorlar. Ben öyle demiyorum. Hayır. Pozitif, negatif, elektron, proton beraber bir prensip olarak var. Ha, Newtonian fizik işte böyleymiş. Kuantum fiziği böyleymiş. Eyvallah, bizde var var zaten. Daha sonra da başka bir fizik çıkar diye düşünüyorum. Eyvallah. Bizim yalnız özümüz bütün bunlardan münezzeh. Onu biliyorum. Burada etkileniyor gibi oluyoruz. Burada form alıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama özümüzün gerçekten bunlarla bir şeyi yok. Yani o seyreden ve alan zatı denilen durumla beraber bir durumu var. Şimdi şeyde mesela tabii ben kimseyi ikna etmek için bir şey yapmıyorum. Öyle bir görevim yok. İsteyen, ikna olmak isteyen kendini ikna ediyor zaten.
Fakat seneler önce şunu çok iyi biliyorum. Sizde bir şey aktif olmuşsa karşıdan geleni tanıyorsunuz. Yani bir gönül ehli gönül ehlini tanır. Onu biliyorum. Diğeri de tanımaz. Yani Hz. Muhammed Ebu Cehil'in yanına oturur, Ebu Cehil onu tanımaz. Ama Ali tanır, yani Ebu Bekir tanır, yani öyle bir şey. Bu o durumun sizde aktive olmasıyla alakalı bir şey. Seneler önce şey demiştim, işte kadından peygamber yok falan. Ya gönül dişil bir alan zaten. Yani en alt şakramız eril, onun üstü dişil, onun üstü eril. Ve gönül dişil bir alan. Ve bu dişil alandan doğan letaifler hep peygamberlik diye adlandırılan şeyler. Yani cinsiyetle alakalı değil ama bunu yaşamakla alakalı. Hazreti Hatice ilk önce Hazreti Peygamber'e bu peygamberlik diyor. Yani kendisinde var olduğu için. Yoksa söyleyemez. Şahitlik yapamaz. Bunu söylemek istiyorum. Yani isteyen bunu alır almaz önemli değil. Hiçbir önemi yok. Ama bu noktada Veysel Karani'nin olayını hatırlasalar belki birazcık oraya doğru yönlenebilirler. Bir kalıbın kırılması için sadece ettiğimiz bir söz. Başka bir şey değil. Yoksa eril dişil prensipte bütün DNA'lar, sarmallar, kundalini hepsi eril dişil prensiple hareket ediyor. Gönül ve manyetik alanlar tabii hangisi lazımsa o zuhur ediyor. Bunun böyle fark edilmesiyle alakalı bir durum var sadece. Evet, ben şimdi susayım o zaman. Eril dişil diye konuya başladık. Ha, şunu söylemek isterim. Milattan önce 25 binde anaerkil topluluklar var ve kadın heykelleri çok büyük ve bir yanında aslan, bir yanında yılan ve elinde asası duran kadın heykelleri var. Milattan önce 25 bin. Bu şunu gösteriyor. Yani bir yazılımın içindeyiz. Ve bu yazılımın içinde bazen biri öne çıkıyor. Anaerkil, bazen ataerkil. Ama biz hak erkil olsak daha iyi olur nerede olursak olalım. Veya aşk erkil, muhabbet erkil, öyle bir şey. Öyle. Yüreğine sağlık, gönlü güzelim. Sorularınız var mı? Tekrardan hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet. Bu arada ben hani pek fazla konuşma taraftarı değilim. Genellikle kadın manalarına bırakıyorum mikrofonu. Arada konuşursam. Ben bilmiyorum. Nasıl isterseniz. Eril dişil diye başladığımız için bunun bir bilinç ve şuur yolculuğu olduğunu. Tabii şöyle de oluyor. Çok fazla manaya takıldığı zaman zuhur da öyle yaşanamıyor bazen. Ne yapalım? Her şeyin bir safhası, bir geçiş yeri var. Öyle. Sorularınız var mı arkadaşlar? Merak ettiğiniz üzerinde sormak istedikleriniz. En zor kalıplardan bir tanesi bana göre dini kalıplar. Yani dini olmazlar, günahlar, eyvah eyvah. Yani öyle bir şey örülmüş ki yani ağ gibi. Çünkü çok kendine güvenen, özgüvenli gibi duran bir sürü kadın gördüm. Karşısına bir imam geçip bu dinen caiz değil dedi mi enerjisi gidiyor. Gerçekten. Yani o zaman ben şöyle baktım, bu böyle olmamalı yani. Çünkü tek bir kelimeyle o kadar özgüvenliydi. Ne oldu? Nereye gitti bu? Nasıl yok oldu birdenbire? Çünkü dinen caiz değil yani. Din adına bir şey söylüyor. O zaman o dinin dibine kadar girmek gerekiyor. Gerçekten ne söylüyoruz? Ve sizden söyleyenin kim olduğunu fark etmek gerekiyor. Ve bir noktaya kadar evet ulaşmak ama ondan sonra yok. Sizden işleyenin hiçbir
benlik kalıbına girmeden ona şahit olmak gerekiyor. Şehadet alemi tabii ki burada şahit olmakla alakalı. Kalıpların tek tek sizde yok olduğuna, bütün dini inançların, yani inanç kalıplarının hepsinin dini veya geleneksel. Ben ilk böyle bu yollara böyle bir niyetle adım attığımda çok sevdiğim bir manevi büyüğüm Turan Efendi dedi ki, Rengin Hanım dedi, efendim dedim, bu yolda dedi nice başlar kesilir, soran olmaz. Ay demiştim ben, tamam, başımı kesecekler, kimse de sormayacak. Yandım yani, bittik ya, ne yapacağız şimdi? Ama onun şu demek olduğunda o sırada kolaylaştırmadılar tabii. Çünkü talipliysen gel diye. Öyle dediler yani, başın gidecek. Eyvallah, peki dedim, yani ne yapalım artık, yani gidecekse gidiyor yani. Ve sonradan anladım ki bütün bildiklerini unutmam ve bilmediklerinde var olan bir alem olduğunu fark etmen ve hiç de bildiğin gibi olmaması. Şimdi bana soruyorlar, istediklerimiz nasıl zuhur edecek? Ben de diyorum ki bazen tutturun. Tutturun. İstiyorum da istiyorum, bunu istiyorum deyin. Bazen hayatta bu bana olmaz deyin. Tam tersten değişiliyor çünkü. Çünkü bu alemin matrisi böyle. Ay bu mu? Bu bana hiç olmaz deyin. Bak nasıl oluyor. Ve çok fazla da bir şey olsun diye istediğiniz vakit o anda olmayabiliyor. Çok fazla yoğun enerji koyduğunuz için. Fakat gönlünüz zuhur etmeye başladığınızda istekleriniz değişiyor. Yani. Ya böyle olsa da olur, olmasa da. Hazır mısınız Rengin Hanım? Hazırım. Bir tane gönül dostumuz sormuş. Buyurun. Gönül enerjisine bürünmek için ne yapmak gerekir? Gönül nesine bürünmek için? Enerjisine bürünmek için ne yapmak gerekir? Bir insan bulup ona tabi olmak gerekir. Çünkü neden? Bunu herkes çok korkuyor, çok kaçıyor ve hiç istemiyorlar. Halbuki insandan insana gidiyor bu iş. Böyle kitaptan da olmuyor. Ve enerjilerle ben yaptım diyorsunuz. Yaptığınız dediğiniz şey zaten değil. Yani böyle. Ve mesela diyelim bir tıp doktoru olacaksınız. Orada öğretmeni kabul ediyorsunuz. Bir tıp doktoru olacaksınız. Yani 3-5 kişiyi de kesebilirsiniz belki. Yani sonunda öğrenirsiniz, bilmiyorum. Ama yanınızda bir tane biri böyle gel böyle kes, böyle yap diyorsa o zaman bunu kabul etmek daha güzel. Bir de ben şunu söylüyorum. Bu alemde bir anne babadan doğuyoruz değil mi? Ve doğduğumuz zaman biz hayvanlar gibi değiliz. Bizim bakıma ihtiyacımız var. Doğru mu? Yani şimdi bir belki zebra doğuruyor. Hemen bebek ayağa kalkıyor, yürüyor, gidiyor değil mi? Ama biz bunu yapamıyoruz. Yani sistemde şöyle bir şey var. Birbirine yardım etmek üzere bir sistem var. İhtiyacın var. Bir insana ihtiyaç. Şöyle diyebilir miyiz bu soruya? Mevlana'nın karşısına Şems geliyor. Bütün kitaplarını alacağım. Bunun üzerine Mevlana diyor ki, bir adam, en çok sevdiğin kitabı neden suyun içine atıyorsun, havuzun içine? Sen kafayı mı yedin? En çok sevdiğin kitaptı o. Şems diyor ki, ey Mevlana, sen en değer verdiğine tozlu raflarda mı bakıyorsun? Aradığın şey kitaplarda yazmaz. Birazcık yüreğin varsa gönüle gir. Orasıdır onun yeri. E şimdi burada diyor ki gönüle baskı yapıyor. Adem'e secde etmedi şeytan. Onun tavafı Muhammed'le tamamlandı. Ve buradan da diyoruz ki Muhammed'e gelip diyorlar ki ya Muhammed, bizim peygamberimiz denizi ikiye yardı. Sen de bir kerametini göster de sana tabi olalım. Bunun üzerine diyor ki Muhammed, benim işim keramette değil.
Benim işim gönül yeri. Şems'e bakıyoruz, Mevlana'ya bakıyoruz. Yunus'a. Vurgu yapılan tek nokta var, gönüle girebilmek. Kula minnet etmeyen Hakk'a nasıl hizmet edebilsin? Çok doğru. Böylelikle o soruya da cevabımızı vermiş olduk. Çok doğru. Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçiyor. Adem'e secde edin diyor meleklere. Bir tek dediğiniz gibi şeytan etmiyor. Fakat Hz. Muhammed'e geldiği vakit Allah ve melekleri ve bütün şeytan da Muhammed'e secde ediyor. Yani o Çünkü oldukça şöyle diyelim, Adem dediğimiz mana, hani hiçbir peygamberi bir diğerinden bölmüyoruz. Adem dediğimiz, yokluk dediğimiz bir mana boyutudur. tabii. Şimdi empati kuralım. Bizler şeytanız. Karşımızda yok olan bir varlığa secde edebilir misin ki sen şeytandan secde etmesini bekleyebilesin? Bu yüzden diyeceğim o ki, Adem dediğimiz o boyut bir yokluk boyutudur. Bütün yokluğunu varlığına geçirebilirsen, yani hu dediğimiz kavram bizi neden yarattı? Aynada kendisini görebilmek için. Allahu Ekber'in karşılığı nedir? Hu'nun ekberiyet bulmuş, mevcut olmuş, varlık vücut olmuş hali demek, insan demek. Doğru. Yani düşündüğünü bir sonraki anda yaşayan insan demektir. Kur'an'ın özü budur. Yasin suresinin de özü budur. Özün sözü de budur. Ve bütün bunları kendisine almış Muhammed'de hepsi birlenen. Şimdi diyorlar ki Muhammed 1400 seneki önce. Hayır. Muhammed sensin. E Kur'an vahiy, hayır vahiy falan yok. Senin gönlünden sesleniyor. Kur'an-ı Kerim'in vahiysi orası. Sen gönül sesini duyabilirsen, gönlüne odaklı olabilirsen, gönlünden geleni duyabilmeye cesaret gösterebilirsen, aklı kül, gönlü kul, Muhammed Mahmud'a ulaşır, gönüller bir olur. Eyvallah. O zaman zaten şöyle de bir şey fark edilebiliyor. Aramızda şimdi mesafe var gibi görünüyor ama yok. Mesafe olmuyor o zaman. Yok. Bunu gönül yaşıyor sadece. Yani o yüzden gönlün zuhuru çok önemli. Evet, daha hayret edeceğimiz çok şeyler var. İşte ben şuna mesela bu enerji şeylerinde dışarıdan şuna enerji göndereyim. Hayır, önünde o senin. Sen de senin alanın zaten orası. Öyle. Öyle oluyor. Bir sorumuz daha gelmiş. İnsan özünü keşfetmesi çok zor değil mi? Çünkü toplum baskısı, aile baskısı ve kalıplarla yetiştiriliyoruz. Bunu mu aşmak önce? Şimdiki zamanda biraz daha kolaylık var. Çünkü biraz daha enerjiler değişti ve herkesin tekkelerde veya özel durumlarda özel kişilerle yaşayacağı şeyler şu anda çok her yerde var. Yani ulaşılabilir bir bilgi olarak var. Yani ilmel yakin diye de bir şey var. Yani gerçekten bir talipli, bir istekli ilmel yakin haline gelebilir eğer isterse. Olabilir. Çünkü gerçekten şimdi mesela düşünüyorum bir tane söz duymak için benim manevi büyüğüm mesela Ankara'ya gidiyormuş. Günler. Veya işte daha önce kervanlarla 3 ayda yol gidiyorlar. Veysel Karani. Bir göreceğim diye 3 ay yol gidiyor develerle. Yani bir tane bir şeye ulaşabilmek için. Fakat şimdi gerçekten çok her yerde. Belki o yüzden de biraz tabii kafalar karışıyor ve çok ulaşılabilir bir bilgiler olması bunları yaşadım zannettiriyor da. Ben birinin yaşayıp yaşamadığını ufacık bir olaydan anlaşılıyor. Enerjileri hissetmesinden değil, hayır. Bir tane bir terslik duyduğu vakit ne yapıyorsa oradan görünüyor. Gerçekten burada kendimize çok samimi olmak lazım.
Zaten Şuna şöyle çok şahidim. söyleyeyim. Bu dünyadaki çok ters, çok kötü gibi gelen bir olay size neşe veriyorsa, herkese göre çok ters ama. Orası tamam işte. Siz oradan geçmişsiniz. Bunu Zaten pozitif. mevzu değil mi? Tabii. Sevdiğimizi herkes seviyor. Önemli olan da zaten herkesin sevemediği kısımda o imtihanı verebilmek. İnşallah, amin. Bu da hiç öyle ezberle falan olmuyor. Enerjilerle de olmuyor benim gördüğüm. Yani ve anda bir reaksiyon oluyor senin olduğun bir şey. Mesela diyelim Hazreti Ebu Bekir'in bütün malı gitmiş. Bakıyor elhamdülillah seninki değil diyorlar. Ne yapıyorsun diyorlar. Bir şey tıkladım ona bakıyorum diyor. Yani sende de bir şey hareket etti mi hiç yalan söyleme yani ben söylemeyeyim en iyisi kendime. Yani orası daha henüz olmamış. Ama bir de sana neşe vermeye başladı mı? Şimdi mesela bizim normal bilinçlerimizde nedir? Bizi biri bana sen çok çirkinsin dese, rezil bir kadınsın, ay seni ay falan dese. Eskiden ölürdüm üzüntüden. Şimdi o ne güzel der oldum. Yani ay biraz daha söylesene iyi olur. Şimdi o gerçekten ama gerçekten. Şimdi gerçekten o nokta olmuşsa sizde onu sizin içiniz bilir. Eyvallah. Öyle öyle anlaşıldığını düşünüyorum. Gönül işleri. Çünkü buradaki illüzyon gerçekten illüzyon derken şimdi Muhittin Arabi misal alemi diyor. Doğru hayal alemi. Ben hiç de küçümsemiyorum hayal alemini. Çünkü ilk yaratım oradan başlıyor ama ya hayal edebilirsin. Ve o da bir yaratım. Yani düşünce de bir yaratım yapar. Tersini söylemek de bir yaratım. İşte tam da oraya odaklanıp şimdilerde var ya işte buradan pencere açıp orayı görerek, orayı tutarak falan istediğini. Veyahut da yani hayırlısı nedir ve özüne bırakmak da bir seçim. Bana o hayırlısını şey ettir gibisine. Ben mesela bir tane örnek söyleyeyim. Ben birinci çocuğuma hamileydim. Dedim ki sarışın olsun, mavi göz olsun, saatli olsun, kız olsun. Dedim sarışın, mavi gözlü kız çıktı. Ay bir korktum. Allah Allah ben söylüyorum böyle oluyor dedim yani nasıl yani? Herkes de bu belki deneyimlemiştir. Daha sonra hayırlısı olsun dedim başka bir şey oldu. Şunun için anlatıyorum. Hiçbirinde bir yanlış yok. Ama isteklerimin olması beni tatmin eder zannediyordum. İsteklerimin olması beni tatmin etmedi. Ama gönlümün olması beni tatmin etti. Öyle. En önemlisi de o kısım zaten. Evet. O zaman o isteklerin peşinde koşmamaya başladım. Yok yani başka bir alan yani o başka alanı fark ettiğim zaman beni nasıl tatmin ettiğini gördüm. Bu herkes için böyle. Taliplisi için böyle. Ben de aynı talebeyim zaten yani. Hayatın talebesi. Her durumda. Vardığım her noktada bazen diyorum ki kendimi yakalayamıyorum. Ama her noktada başka bir nokta var zaten. Gidilecek sonsuz haller var. Sorularınız var mı? Alabiliriz isterseniz. Evet. Tabii ki herkes yani bu manyetik alanda çok kolay olsun isteniyor. Tabii ki olsun. Ben Güneş Mavi Doğar yazdığım vakit dedim ki ya bu kitabın adı ne acaba? Birdenbire önümde mavi güneşi gördüm böyle. Allah dedim yani rengin nasıl bir şey bu böyle şimdi böyle masmavi önünde filan. Fakat şimdilerde bunun foton kuşağının açılmış olduğunu ve o mavi foton kuşağının indiğini şimdilerde söylüyorlar. Teşekkür ediyorum ben bilmiyordum ama şu anda bunun bir ilmi açıklaması var gerçekten. Şimdi her şeyin her boyutta bir başka
fiziki olduğunu düşünüyorum ben. Başka bir ilmi açıklaması var. Şu anda o ilme bazen muhatabız, bazen bilmiyoruz. Mesela mucize denilen şeylerde, mesela şimdi Hazreti İsa'nın suyun üstünde yürümesi, ne kadar acayip bir şey bu boyutta şimdi bize göre. Halbuki şimdi bir şey buldular, suyun dördüncü hali diye. Belli bir konsantrasyonda su üstünde yürünebilir hale geliyor. Bu bir fizik ama yani. Mesela şuna da şahidim, yani bana kimse inansın diye söylemiyorum. İşte ayın ikiye bölünmesi filan. Tabii ki manaları var onun. Yani metaforları var, manaları var, derinlikleri var. Ama fiziki olarak peygamberler her söylediklerini fiziki olarak yaparlar. Ve zuhur ettirirler. Ve bunun olabileceğini bir tarafını biliyorum, öyle diyeyim. Yani işte Hazreti Meryem babasız çocuk doğurur. Babasız çocuk da doğurur. Annesiz babasız insan burada da zuhur eder, Adem. Yani Adem hem bir bilinçtir, hem de o bilinçte biri, o bilinci kazanmış biri, isterse bu yeryüzünde vücudunu yapabilir. Annesi ve babası olmadan. Bu bizim şu andaki mantığımıza uymasa da uymayabilir. Olabilir diye bıraksak, özümüz bunu zamanı geldiğince bize gösterir diye düşünüyorum. En önemli şeylerden bir tanesi olmaz de, deme olmaz olmaz, olmaz olmaz derler. Yani bilmiyorum de, en basitinden bilmiyorum de. Çünkü olmaz diye hüküm verirsen, senin içinde Allah olduğu için, o hükmü verdiğin için yaşamak durumunda kalırsın. Çünkü olmaz dedi. Ama olabilir diyorsan, yine o hükmü sen verdiğin için senden bu açığa çıkmaya başlayacaktır demektir bir şekilde. Ve bu mental alanı böyle yapabilmek ve bu alana geçebilmek, sizin başka alanları kendinize açabilmek, o zaman his vücudunuz da sizi Allah'a götürür. Eziyet etmezsiniz oraya o zaman. Neden olmasın diyorsanız, evet böyle de olur. Tabii ki Muhammed denilen durum, her bir durumda bunu muhabbete çevirip yaşayabilmektir. Biz yapabiliriz, yapamayız. İnşallah yaparız. O ayrı mesele. Yani böyle bir tane bir olay yaşamıştım, öyle anlatayım o zaman. Ve çok çok sıkılmıştım, çok üzülmüştüm. Ve bu enerjiyle nasıl başa çıkacağımı bilemedim. Gerçekten bilemedim. Ve biraz şamanik bir şeydi. Bizim eve geldiler ve ben altında kaldım bu enerjinin. Ve dedim ki ya nasıl yapacağım? Yani ona danıştım olmadı, buna enerji yaptım olmadı, o tarafa gittim olmadı, bu taraf olmadı ve Umre'ye gideceğiz. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi ve benimle birlikte 30 kişi geliyor. Hay Allah, şimdi ne yapacağım falan durumundayım. Sonunda dedim ki rengin, yani nedir bu durum? Kabul edeceksin. Bu böyleyse böyle. Tamam. Demek ki böyle ya. Demek ki durum bu. Okey. Ve durum bu olarak gittik. Ve Hazreti Peygamber'in böyle daha önce gittiğimde daha kolay giriliyordu, çıkılıyordu. Böyle bir zorluk var girilmesinde, hele kadınlara. Böyle bir sıkıntı var. Bana döndü, dedi ki biri, sen dedi gir. Bunlar beklesin. 30 kişi var orada. Ben dedim ki yok, hayır. Nasıl yani ben gir, onlar beklesin. Sana açık. Şöyle bir baktım. Yok dedim. Hepsi girecek, sonra ben gireceğim dedim. Dedim. Benim üstümdeki bütün olay bitti. O zaman dedim, duyuyorlar. Evet, duyuyorlar. Gerçekten. Hiçbir şey kalmadı üstümde. Yani en ufak bir şey kalmadı. Şimdi böyle bir kuantum alan denilen alanda böyle bir durum var. Bir başka zerre için istediğiniz her şey
size misliyle döner. Bunun eziklikle bir alakası yok. Bunun alta girmekle veya bilmem ne, o hislerle alakası yok. Tamamen karşınızda gibi görünene, ben ona istiyorum dediğiniz zaman 5000 misli sizi buluyor. Buna şahit miyiz? Evet, şahidim. Seneler önce hacca gittiğimde gerçekten bana dediler ki yine böyle bir yerde dua et. Yani ben dedim ki ya Muhammed bak, ben çünkü kankam ya Muhammed benim. Bak dedim, karılarını anlamadım, anlat bana. Savaşlarını da anlamadım, anlatacaksın. Aşk muhabbet daim senden bana akacak, istiyorum dedim. Bir de dedim hurma yemekten anam ağladı, et pilav istiyorum. 5 dakika sonra biri geldi, sizi yemeğe götürüyorum dedi. Yanımdaki hanım dedi ki ya bu rengin et pilav istedi. Kuş sütü vardı sofrada, bir Seyit sülalesiydi. Dedi ki rengin, onlar dedi çok cömertti. Dedim ki ya vallahi duyuyorlar, ben duymuyorum demek ki. Yani duymayan benim, onlar bayağı duyuyor yani her şey. Ve döndüğüm zaman mürşidim dediğim kişiyle tanışmıştım sonra. Hazreti Peygamber'in beni burada ziyaret eden evime gelmiş gibidir, ben onu ağırlarım dediğinin çok doğru olduğunu gördüm birebir yani. Çok duyuyorlar. Daha sonra da başka bir olay yaşadı onunla ilgili ve dedim ki oynamıyorum. Şimdi bu dünyaya niye kanıyoruz ya? Vallahi kanmayalım. Gerçekten tam bir oyun var karşımızda. Hem de çok ustaca dizayn edilmiş bir oyun. Ama bu oyunla reaksiyonun bitmeden bu oyunda özgürce yaralamıyorsun. Gerçek bir özgürlüğü bulamıyorsun. Özgürlük Hazreti Ali gibi kırklar meclisiyle oluyor. Yani kimliksiz ve bir şekilde gönlün zuhur ettiği zaman ancak o özgürlüğe şahit olabiliyorsun. Diğer türlü özgür olamıyorsun. Özgürüm, her istediğimi söylerim diyorsun. Söyleme zaten. Hiç öyle bir özgürlük yok. Ama gönlünde bunu görüyorsun ve buluyorsun. O zaman benim bir tane bir ben şimdi bir albüm çıkarıyorum. Böyle çok hani hep söylüyorum böyle hani elimde olmadan çok şiir yazdım. Yani ay geldi gibisine, böylesine. Şiir falan yazmayı bilmem ama çok yazdım. Ve sonra bunlar şarkı olmaya başladı. Allah Allah, bunlar şarkı oluyor falan oldu. Derken şimdi albüm oluyor. Bir tanesi Çanakkale şehitleri için. Şu anda çalamıyorum çünkü bu size çalmak isterdim aslında. Dinlemiştim, evet. Geçen evet. Sene tanıştın. Ve orada şöyle bir şey vardı. Yani Conk Tepesi'ne çıktığımız vakit ben öyle bir şeyle de karşılaşacağımı hiç bilmiyordum. Yani Atatürk'ün o heykelini gördüm. Birdenbire orada durdum. Başım düştü. 1 saat, 1,5 saat kafamı kaldıramadım. Yer aşağı iniyor. Gökyüzü yukarı çıkıyor. Öbür taraf iniyor. Böyle bir şeyler oluyor. Zahirde de böyle bir şey var. Ama ben böyleyim, hiç kafamı kaldıramıyorum. Ve bana döndü, dediler ki bugün için doğdun sen. Ve o gün Hazreti Muhammed Mustafa ile Mustafa Kemal Atatürk'ün bu topraklarda barıştığını yaşadım. Bitti, o kavga bitti. Bir şekilde bitti. Öyle yok, o diniymiş, öbürü. Hepsi vızıltı onların. Ve bunun olduğunu gördüm. Ve gerçekten hiç söz söyleyemedim yani. Ve eve geldiğimde 2 kelime yazdım. Müziği oldu. Sonradan Çanakkale şehitlerinden bana mesaj geldi. Dediler ki biz rengini duyduk. Sözünü tuttu. Demek ki bir söz vermişim. Ve bu müziğin çalınmasını istiyoruz bizim için dediler. Böyle de bir söz söylediler. Onun için onu her yerde söylüyorum ve paylaşıyorum. İnşallah albüm çıkınca şey yapacağım. Çünkü hepsi 15, 16, 17 yaşında. Bu şehitliği yaşamış olan gönüller, ruhlar, öyle diyeyim. Ve hepsi birden bir şey oldu orada. Allah'ın izniyle, yani çok da bildiğim bir şey değil ama.
Bunu neden söyledim? Şimdi evet, böyle bir albümüm oluyor. Bu beni heyecanlandırıyor. Her güne yeniden başlamak lazım. Her ana yeniden başlamak lazım. Hiçbir an öbür anın aynısı değil. Ve olmaz da. İyi ki de öyle. Öyle biz, Yunus'un dediği gibi, biz her an yeniden başlarız. Bizden kim sıkılası diyor. Çok doğru bir şey söylüyor. O zatlarla da ben şuna çok şahidim, biliyorum. Çok gönülden, eğer şimdi bu zuhurda, bu vücutta ben birini sevdiysem, o aşkı yaşadıysam, bu zaman boyutlarının hiçbir diliminde yok olmuyor. Yok olmuyor. Buna şahit miyiz? Evet, şahidim. Ha, yaşamamış da olabilirim ama mesela Harakani'ye çok aşığım. Sekizinci İmam Ali Rıza. Hiç bilmem ben Alevilik, bilmem onu, ama ona çok aşığım. O da biliyor onu. Ben de biliyorum. Neden hiç bilmiyorum. Ama çok aşığım. Öyle oldu. O da bana çok aşık. Şimdi bu aşıklık şeyi, tabii ki bir noktada maşukluk var. Çok sevme durumu var her bir şeyi. Ama bir de bir bakıyorsun Mevlana mesela. Böyle humble bir adam gibi gözüküyor Mevlana, değil mi, resimlerinde? Alakası yok. Gördüm öyle. Nasıl bir aşk fışkırıyor Mevlana'dan, böyle bir şey yok yani. Şimdi bizim dinimiz aşktır yani, muhabbettir. Ben başka bir şey bilmiyorum yani. Çok ilgimi çekmiyor, öyle diyeyim. Ama bilinç yolculukları da gerekiyor. Bazen takıldığımız yerleri geçebilmek için onların şuura, bilince ulaşması gerekiyor. Eyvallah, kolay olsun herkes için diyorum. Ama bizim topraklarımız, Anadolu toprakları, çok aşk ve muhabbet dolu. Yani müthiş, müthiş. Yani Hacı Bektaş mesela gördüm yani. Muhammed Muhittin Arabi, Emir Sultan, yani mesela Emir Sultan, yani çok 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 hoş bir adam olduğunu düşünüyorum her türlü. Bir gün ben böyle anlatıyorum, sohbet ediyoruz diye biz bize. Orada Bursa'da Emir Sultan'a gittik. Ya dedim, Emir Sultan. Ben de onlarla kanka gibi konuştuğum için bence herkes öyle konuşsun. Yani sadece bir frekansta gözükmüyorlar. Yani bize gözükmüyorlar. Ama varlar yani. Ya Emir dedim ya. Hani hiç olmazsa bugün öyle cuma namaz kılacaktım orada. Hani kolsuz değil de bari bir üstüme bir şey alırdım. Döndü bana, dedi ki, biz senin, dedi, koluna mı bakıyoruz? Biz bir tek gönüllere bakarız, dedi. Ben bunu duydum yani. Ben eyvallah dedim. Çok teşekkür ediyorum. Yani kusura bakma, ne bileyim, zannettim falan gibi laflar ettim böyle abuk sabuk. Ama onların nasıl olduklarını biliyorum yani. Çok güzeller. Çok çok güzeller. Ve Emir Sultan'ın bilhassa kuantum alanına yaptığı şey beni çok etkiliyor. Belki siz daha iyi bilirsiniz. Anlatayım mı? Siz anlatayım mı? Yani kuantum alanla ilgili olan. Timur Lenkani geliyor, Moğollar Anadolu'ya yürüyorlar. İşte Hundi Hatun'la evleniyor. Yıldırım Beyazıt'ın kızıyla. Ve Timur Lenk'te şöyle bir şey söylüyor. Şimdi ağzımızdan çıkan lafa çok dikkat etmek lazım. Çünkü bir alanda oluyor, zuhuru sonra olabiliyor. Şimdi Hazreti Peygamber'in Almenar Resulü diye bir şey var, biliyorsunuz, Bakara suresinde. Diyor ki, ben düşündüm ama zuhura getirmedim. Lütfen bunu bana çabuk çevir diyor. Allah'a böyle pazarlık yapıyor yani. Oradan torpil istiyorum diyor. Yani bak, düşündüm ama yapmadım yani, zuhur ettirmedim. Oradan lütfen Almenar Resulü yazdım, o tarafı çevir diyor. Bu oluyor da, ben bunu gördüm yani, bir fiil oluyor yani. Emir Sultan Hundi Hatun diyor ki, babama yardım et. O da diyor ki, benden çıktı yani, ben yapamıyorum yani Timur. Çünkü ilk başında emirin öldürülmesini emrediyor. O anda kendi idam fermanını çekiyor. Yani ben senin ölmeni istiyorum dediğin anda sen gidiyorsun zaten. Neyse. Ve biraz zaman geçiyor. Halktan biri geliyor. Diyor ki, ya Emir, çok açız yani, çok kötü durumdayız. Bize bir şey yap diyor. O zaman bakıyor. Ha diyor.
O zaman diyor Timur'un ordusuna gidin. Orada bir dilenci var diyor. Gidin ona deyin ki mendilini toplasın. Gidiyorlar, adamı buluyorlar. Diyorlar ki Emir dedi ki mendilini topla. Ve o mendilini topladı mı ordu toplanıyor. Bu kadar basit. İşte bu kuantum. Ve Somuncu Baba'nın yanında ağzımı açmam, konuşmam diyen bir zat bu. Ama böyle yani. Burada yapılan bir hareketin bütün alemlerde nasıl olduğunu, anında olduğunu farkında mı? Tabii ki farkında. Tabii ki biliyor. Böyle güzelliklerle dolu Anadolu'muz. Böyle sırlı. O yüzden burası Türkiye bu dönemde bitiyor mutlaka. Yani ters gibi görünüyor. Ama o ters görünme enerji dönemini tamamlıyor Türkiye. Ve Türkiye'den çok güzel şeyler olacak. Normalde işte bilim adamı öyle çıktı. Hiç önemli değil, öyle değil. Gönül adamları çıksın bak ne oluyor. Öyle düşünüyorum, öyle. Ve onlar var zaten yani eksik değiller. Hiçbir zaman değiller. Zamanın, bütün zamanın velileri hepsi hazır ve hazret olarak var. Peygamberleri hiç yok olmadılar ki. Öyle. Şey diyorlar mesela biri diyor ki işte rüyasında Hazreti İsa'yı görmüş. Hayır. Hayır diyorum ben. Öyle değil. Yok. İsa sen de zaten gördüğün senin İsa, kendi İsa ilişkin. Ayrıca değil. Ayrı diye görüyorsa bir zihin orası tasavvuftaki gibi değil. Hayır. Ayıran zihinden yani bütün olan hakkı vuslat eden bir zihne geldiği vakit o vücutta hak olur zaten. Onun yaptığı güzel olur. Güzel yaparsan iyi olur değil. Hayır, o bilinçte olanın her yaptığı güzel olur. Belki içse kalksa bile güzel olur. Hepsi güzel olur. O halden dolayı güzel olur. Öyle. Evet, bugün böyle oldu. Evet. Bir şeyler Ağzını söyleyebiliriz istiyorsanız. tabii ki söyle. Mikrofon sende. Ben bilmiyorum. Yok, hayır, öyle aklıma geleni söylüyorum. Beraber sohbet ediyoruz diye. Tabii yani kullanma kılavuzu vermedikleri için bu. Vücudumuz, kendimiz, şuyumuz, buyumuz. Biz kendimiz keşfetmek zorunda kalıyoruz habire. Hem güzellik hem zorluk biraz da burada. Gerçekten hiçbir şey bilmediğimizi biliyoruz bir kere. Yani bir nokta geliyor. Ne biliyorsun? Hiç. Gerçekten mesela. Bilmiyorum. oluyor mu? Evet öyle oluyor. Gerçekten öyle oluyor. Ama sonra birdenbire her şeyi bilir gibi söylüyorsun. Çünkü levh-i mahfuz denilen bütün yazılı sistem senle beraber. Bilmiyorum deyince bildiriyor zaten. Bir noktası da öyle. Fakat beyninizi es geçmek başında lazım. Sonra da kullanmayı öğrenmek lazım diye düşünüyorum. Aynen öyle. Evet. Allah kolaylık versin, yardımcımız olsun. Oluyor da bu zamanda. Şimdi mesela benim şöyle bir meditasyonlarım var. Bunları daha da büyük, daha çoğaltmak istiyorum. Vaktim olmuyor. Ama bunun nasıl işe yaradığını biliyorum. Frontal lobumuza genelde frontal lobumuz küçükten beri biriktirdiklerimiz hep burada yazılı. Ben diyorum ki mesela bir oturun, gözünüzü kapatın. Gözünü kapattın mı alfadasın zaten. Kapatmadan da alfaya geçebilirsin. Öyle bir şey yapma. Ama onu hani alışkanlık için. Ve buraya mesela Fatiha kelimesini yazıyorum. O sureyi falan yazman gerekmiyor. Niye? Çünkü senin bu vücut yazılımında karşılığı var. Var. Ve bekle diyorum. Nefes al ver. Ve bak bakalım kelimeleri büyütebiliyor musun? Büyütebildiğin zaman orası aktif oldu demektir. Biraz daha büyüt diyorum. Odaya yaz.
ve içinde dur. Nefes al, ver, bekle. Bekle, çünkü aktive oldu, hazret olarak var zaten. Bakalım sana ne yapıyor. Buna şahit ol. Ve buna Adem İhlas Suresi kahhar için ben bunu yaptım mesela. Kahhar'ın çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Kahhar şimdi herkesi korkutuyor. Allah kahretsin falan diye kullanıldığı için. Fakat tam tersine mesela bir Halim esmasını hiç kimseye söylemem. Çünkü ben burada Halim demeye başladığım vakit etrafta kıyamet kopuyor. Burada Halim oluyor ama başka yerde felaket oluyor. Kahhar'da hiç böyle bir şey olduğunu görmedim. Ve Kur'an-ı Kerim'de genelde şuna hep şahit oldum. Çok korkunç, negatif, felaket, helak bilmem ne gibi şeylerin muazzam güzel bir şeylere sebebiyet verdiğine şahidim. Ama buna korkmadan teslim olmayı, işte öyle bir zihin lazım o zaman. Yani bir şey olmaz. Yani Allah'ın isimlerinden bir şey olmaz diyecek gerçek eminlik lazım. Bir şey olmaz ne kelime, çok aşk oluyor, öyle diyeyim. Buna şahidim. Ama normalde mesela benim kendimin fark ettiği, bulduğum bir şey var. O da bir gün yatarken öyle olmuştu. Ya delta müziği falan diyorlar. Hayır dedim, ben müzik falan değil. Madem delta deniyor, bir beyin frekansı bu, öyle mi? Evet. O zaman şöyle yaptım. Delta diye buraya yazdım. Yazı yazdım. Ve seyretmeye başladım. Ve büyüttüm. 3 saniyede uyudum. Ertesi gün kalktım, bir arkadaşıma yaptım. Dedi ki ben çok sıkıntım var, işte bir yere gideceğim, gelir misin? Tamam dedim, ben böyle delta yaptım orada. Bütün hücrelerin delta ile genişlediğini gördüm. Ve ne zaman yapılacak dedi bu olay bana. Olay bitti halbuki. Yani anlamadı. Bunun böyle olduğuna şahidim. Yani beyin frekanslarında beta'dan alfa'ya, alfa'dan teta'ya, teta'dan delta'ya. Delta böyle, biraz daha böyle bir şey. Gamma'yı çok bilmiyorum. Onu zaman zaman kullanıyoruz. Hepsini kullanıyoruz zaman zaman ama ben delta'yı bilinçli olarak kullanıyorum. Ve uyku problemi olan herkesin uyku problemi bitti buna. Allah'ın izniyle. Benim öyle bir meditasyonum var. Delta'yı nasıl kullanacağımıza dair. Aynen bitti. Bu oluyor mu? Evet oluyor. Şahidim. Buyursun isteyen alsın, kullansın. Öyle bir şey. Çünkü her yer molekül, her yer enerji ve siz enerjiyi esnetmeye başladığınız vakit, evet esnetebilir misiniz? Esnetebilirsiniz. Siz Hazreti insansınız. Tabii ki. İnanmayan delta diye yazın. Büyütün zihninizde. Mıknatıs gibi çünkü. Ne olduğunu görün, kendiniz şahit olun. Ve bir yerde, bir yerin acıması, ağrıması, enerjinin aslında toplanmasından, sıkışmasından oluyor. Oraya delta deyin, bakın yavaş yavaş o hücre deltayı alsın, hatırlasın, zikretsin. Oradaki ağrı biter, öyle. Bu da yöntemlerden bir tanesi bu. Benim böyle evet, bir kendi kendime yaptığım bir yöntem, her seferinde de işe yarıyor. O yüzden. Halim esmasını anlatırım. Halim esması çok sakinlik verir. Mesela bir odada ama dışarı aynı esmalar zıttıyla var. Müthiş bir karambol yaratıyor başka yerde. Buna şahidim. Yapmayın. Yani ben esma zaten vermiyorum. Öyle bir şeyim yok yani. Ama zıttıyla oluyor. Onun tam tersi kahhar, bizim bütün elektronlarımız olduğu için negatif negatifi götürüyor, muazzam huzur hali zuhur ettiriyor. Buna da şahidim. İsteyen deneyebilir. Benim YouTube'umda var bununla ilgili. Çok emin olmadığım bir şeyi koymam zaten. Yani bunu yaşayıp kimsenin zarar görmeyeceğini, bilakis çok iyi olacağına emin olduğum şeyleri o türlü koyuyorum. Ama mesela delta da öyle. Mesela şu anda koyabilirim her yere. Öyle bir şey. Sağlık, gönlüne sağlık, gönlü güzel insan.
Teşekkür Bu ederim. arada mesela işte bazı isma önerileri falan sunuyorlar. Bana da çok kişiden geldi. Benim tek söylediğim bir şey, öncelikle kişinin korunma duasını okuması gerekiyor. Arkasına ayetel kürsüyü okuması gerekiyor. Doğru. Ondan sonra bu korunma zırhını, bu kalkanını giyindikten sonra bir esma çalışması yapmak gerekiyor. Ama kalkıp da kişinin kendisinde mevcut olan, ya atıyorum sağlıklı, kalkıp Şafii esmasını çekerse bu o kişide zıtlığını önce açığa çıkarır. Güzelce harmanlar, güzelce sıkıntıya sokar. Ondan sonra eski sağlığına geri çevirir. Bu yüzden sizlere esma önerenler olursa mümkün mertebe direkt alıp kabul etmeyin. Yok, bence de. Şunu yapın, korunma duasını, ayetel kürsüsünü çektikten sonra dilediğiniz bir esmayı kullanın. Bence Zengin en Hanım. güzeli esma öyle kullanmamak daha iyi. Çünkü esma bir şeyi başka türlü. Esmaların hepsi sizde var. Hepsi var. Hiç yani. Bismillahirrahman ve Rahim dediğiniz zaman Rahman kuantum alan. Rahim sizdeki bütün alma kapasiteniz. Şimdi bunu aktive ettiğiniz zaman frontal lobunuzda ve bütün alanınızda ve bütün etrafınızdaki eşyalarda en büyük korunma bu ve bütün eril dişil dengesi bu ve müthiş güzel yani hepsinin ötesinde. O yüzden bütün dinler hani Fatiha'da, Kur'an'da hepsi Fatiha'da hepsi Bismillahirrahmanirrahim. Yani öyle bir frekansı var ki bunun. Er-Rahman, Allemel Kur'an, Halekel insan. Yani Rahman denilen kuantum boyutuyla bütün Halekel insan zuhura geliyor. Besmele'nin açılımını söyleyelim mi? Söyleyelim. Tamam. Kişi besmele çektiğinde aslında şunu söylemiş oluyor. İsmi Allah, Rahman ve Rahim olan benim adımla demiş oluyorsunuz. Aynen. Orada ve kişinin kendi öz beni olmuş oluyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim dediğim vakit kısaca şunu demiş oluyoruz. İsmi Rahman ve Rahim olan benim adımla diyorsun. Burada da zaten bunu söylediğim vakit şunu anlıyorsun ki Allahu Ekber'in sen oldun. Şimdi Allah'a bir ekberin ne soru oldu gel. dediniz? Allahu Ekber'in sen oldun. Kendisi oldu. Şimdi buradaki yanılsama şöyle bir şey insanlarda bence. Rengin ne istinad edildiğinde bu ben öyle değil. Ademiyetinden dolayı rengine istinad edildiğinde tamam. Bu sadece o sizin içsel bilincinizle fark edilebilir. Yani ete kemiğe büründüm, rengin diye göründüysem gerçekten, hiç bunda bir şüphem yoksa, bunu benim özüm bilir, içim bilir. Yani o zaman evet ben. Diğeri, ben zaten şöyleyim böyle, onlar iddia. Şimdi Yani. bir tane de sorumuz gelmiş. Buyurun. Bu dünyanın rüya olmasını anlatır mısınız? Tamam. yani şöyle, burada bir yazılım var ve bir düşünce alanıyla olmuş bu. Yani bunu bir yazan var. Öyle öyle söyleyeyim. Yani siz WhatsApp'ı anlatmak isterseniz, biz de demişiz ki siz de ben bu WhatsApp'ın içine girerim bir tarafımla. Ve bu şöyle diyelim, burası bir tiyatro oyunu. Fakat tiyatro oyununun içine girdiğimiz vakit demişiz ki ya bu çöpçü bu kral. Allah Allah. Bu çöpçü iyi değil, kral iyi. Halbuki hiç alakası yok. Çöpçü de kral da bu tiyatro oyununda aynı şey. Veya belki çöpçünün rolü daha da önemli. Fakat bir illüzyon daha yaratmışız yani burada tiyatronun içinde veya tiyatroya küstüm gidiyorum falan.
Şimdi ha bak şimdi bak bu bana böyle dedi demek ki öyle dedi demek ki şöyle dedi hadi bay bay. Halbuki bu bir oyun yani bu bir WhatsApp yazılımı. Şimdi bu WhatsApp yazılımını illaki fark edin diye peygamberler gelmiş. Demişler ki bak tamam burada bu parçanızla burada varsınız hem de kapalı bilinçle varsınız çünkü bilinciniz kapalı özünüzü unuttunuz. Nerede ben kimim unuttunuz. Ademiyetiniz yok. Tamam işte burada onun birinin çocuğusunuz. Bir de zaten haksızlık edilmiş size. Bir de zaten tecavüz edilmiş. Öbürü dövmüş, öbürü itmiş, öbürü aşağılamış. Yani bu nasıl iş kardeşim yani diyorsunuz bir açıdan. Bir açıdan da bir tarafınızla çok iyi biliyorsunuz aynı anda ama bilinciniz kapalı ya. Yandık yani yandı gülüm keten elva gibi. Ne yapacağım ne edeceğim? Yani bunu tabii ki ben gayet kendimden söylüyorum. O zaman bunun içinden nasıl çıkarım yani bu nasıl olur diye bir soru soruyorsanız tabii ki sormayanlar sıkıntı yok. Soruyorsanız o zaman Rabbiniz Rab denilen sistem size bir takım şeyler göstermeye başlıyor. Mesela buradaki çok komik oluyor o zaman. Milattan önce mesela 1000 senesinde şu anda bu dünya yeryüzünde konuşulanların aynısı konuşuluyor. Diyorsunuz ki bu Truman Show mu yani şaka mı bu? Yani peki ben niye buradayım o zaman yani niye bunun içine düştüm? Bir de böyle sinirim bozuyor. Bir de başarılı olan alkışlanıyor. Ben bir türlü alkışlanmıyorum. Güzelsen bilmem ne oluyor. Hay Allah bir türlü orayı da yakalayamadım. Şimdi ne olacaktı yani filan. O ölüyor, öbürü ölüyor. Yani bu nasıl bir şeydir diyorsunuz. Fakat bunu siz seçerek geldiniz. Ve seçerek geldiğinizi fark etmeyle başlamak iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki bunu seçerek geldiğiniz zaman bunu fark ettiğiniz zaman bir manyetik alanda olduğunuzu fark ediyorsunuz. O zaman şimdi Orta Doğu'da biri birini öldürüyorsa veya Gazze'de bu sizinle alakalı. Bunu fark ediyorsunuz. Eyvah daha büyük levhame oluyor. Yandım, bittim, mahvoldum. Çünkü niye? İşte levvame denilen cehenneme düşüyorsunuz bir güzel. Her şey benim yüzümden. Zaten çünkü ilişkimi gördüm yani. Enerjetik ilişkim var. Filan demeye başlıyorsunuz. Ne kadar, kaç derecede yanmanız gerekirse yanıyorsunuz filan derken birdenbire ilham almaya başlıyorsunuz. Yeter yani diyorsunuz bir noktada. Yani şimdi böyleyse işte yani başka bir şey yok mu demeye başladığınız zaman mülhime nefs manyetik alanınız mülhime oluyor. Fakat mülhime de çok baskın şeytan var. Bu ne demek? Baskın şeytan ne demek? Şeytan şey demek, uzaklık demek bir kere. Uzak demek. Uzaklaştıran. Nereden? Benim tatmin olacağım noktadan. Veya yaratımdan. Veya Allah'tan veya ondan veya uzak yani. Peki hem uzak hem de şöyle bir durumu var. Amigdala ile alakalı olduğu için şeytan. Şöyle bir şey oluyor. Ben bu boyutta gördüğüm frekans diyelim ki mesela şunu görüyorum. Amigdala beni bunu belli bir frekansta görüyor. İşte bu, benden hala şeytan yok. Niye? Çünkü ben amigdalanın ötesinde görmeye başladığım zaman bunun enerjetik bir madde olduğunu görüyorum. Böyle görmüyorum. O yüzden şeytan sabitleyen bir şey hiç de kötü değil. Yok. Kapasitesi sabitlemek zaten. Bu kadar var demek. Gördüğüne inanmak, buradaki gördüğüne. Şeytanın işi bu. Şeytan amigdala fonksiyonu böyle bir şey. Ama siz beyninizle ve gönlünüzle başka bir alana doğru gitmeye başladığınız zaman bütün varlıkları durağan değil, durmayan olarak görmeye başlarsınız. Hareket ediyor, molekülleri hareket ediyor, değişiyor, hiç de durmuyor. Öyle değil, böyle değil. Sizdeki bu mekanizma işlemeye başladığı zaman gönlünüzde ey nefsi mutmainne,
Ürciilin raziyeten Mardiye. Yani mutmainne olmuş nefs. Yani manyetik alan. Bak mutmainne olmuş gönül demiyor. Mutmainne olmuş öz demiyor. Mutmainne olmuş kişi demiyor. Mutmainne olmuş nefs. Yani çekim alanı. Bir çekim alanı mutmainneye geldi mi gözüküyor. O zaman Allah'ın hitabı nefse emmare de yok. Allah isminin hitabı, hareketi yok orada. Ama levvamede, mülhimede ve mutmainnede irciilin razı, razı ol diyor. Şimdi ne demek razı ol? Ya tamam ben emin tatmin yani Muhammedül Emin deniyor değil mi? O noktayı fark ettim. Hiç de böyle değil. Başka bir yazılım var, başka bir alem var bu benimle beraber ve manyetik alanım böyle kalmak durumunda değil deyip gönlünüz sağ tarafınızdan yani İsa tarafınızdan İsa'nın zuhur ettiği noktadan açığa çıkmaya başladığı zaman o zaman İrciğin'in razı ol diyor. Ben zaten ama emindim şimdi emin oldum yok yetmiyor razı ol. Neye? Her şeye. Ne görüyorsan, ne görmüyorsan ona da razı ol. Raziyeten mardiye. O zaman diyor sen razı ol ve sana o zaman enerji olarak Allah diyor ki ben sana ben razı olunmuş olarak döneceğim. Yani bu aslında çok karmaşık gibi gözüküyor. Ben şöyle söylüyorum. Mesela aynı benim yani şey yaptığım gibi hani Umre'ye giderken razı gelmekte zorlandığım gibi. Biriniz ve bu son zamanlarda çok çabuk oluyor. Bir yeriniz ağrıyor değil mi? Hiç mücadele etmeyin diyorum. Olduğu gibi oraya tamam deyin. Allah deyin oraya. Ağrıyan yere. Ve nefes alıp verin olduğu gibi oraya razı. Çok arkadaşım safra kesesi filan sancıları geçti böyle dakikada. Çünkü o enerji o sırada onu tanıyor öyle. Bütün vücudumuzdaki her şey molekülden ibaret. Ve siz bunu yapmayı öğrendiğinizde hemen Kur'an-ı Kerim Elif ile başlıyor, Alfa ile başlıyor yani. Hemen Alfa moduna geçiyor. Yani böyle kalmıyor, parça kalmıyor. Frekans olmaya başlıyor. O zaman sizdeki gözlemci seyreden, hani seyri sülük deniyor çünkü o seyreden seyretmeye başladığı anda nereyi seyrediyorsa, nasıl seyrediyorsa öyle olmaya başlıyor orası. Eğer gönülden seyrediyorsa her yer aşk oluyor. Eğer başka bir yerden bir polariteden seyrediyorsa Allah diyorsa yine orası frekans oluyor. Başka bir şey oluyor. Sizin varlığınız, öz varlığınız nereden seyrediyorsa öyle Allah sonsuz aşkını, muhabbetine, Muhammed'ine ve Ali'nin Hazreti Ali'nin de muazzam şah velayet çünkü yani bütün şu anda bütün bu sistemlere birileri yapıyorsa Ali yüzünden yapıyor. Yani öyle Ali zevki yüzünden. Bence öyle yani öyle bir şeyim var. Ve çok güzel mi? Çok güzelin ötesinde. Öyle güzel değil yani. Çok çok güzel. Öyle diyeyim yani. Rabbim kolaylık versin hepimize. Aşk ve muhabbet versin. Ve ne yapıyorsak, nasıl yapıyorsak onu kolaylıkla yapalım. Ve aşk ve muhabbetle genişleyelim. Şimdi bizim tekamül eden yer ruhumuz. Ruh bir tane. Nefs de bir tane, gönül de bir tane. Hepsi bir alan. Ama özümüz zaten hepsi var ama ruh denilen muazzam enerjetik alan nefsle birlikte genişliyor zaten. Yani bunun neresindeyiz? Belki Sirius'lar bir tarafında, biz bir tarafındayız. Fakat bizim her yaptığımız, şuradaki her bir kişinin bir tane yaptığı bir şey bütün alemlerde yankılanır ve çok önemlidir. Çok önemli. Hiç demesin kimse, benden bir şey olmaz. Ne demek olmaz? Senin içinde Allah var.
Senin içinde alan var, senin içinde o bütün sistemler var. Sen bunu diyemezsin, hakkın yok. Olmaz. Ha, gel o zaman beraber konuşalım. Bu takıldığın düşünceli alanlarını geçeriz inşallah. Öyle yani. Çünkü senin muazzam kuvveler var sende. Ama sen ben yaptım diyemezsin, ben yapmadım da diyemezsin. Öyle olmaz. Buraya gönlün bilir. O nasıl olduğunu söyler. Şimdi zaman zaman tabii korunmaya ihtiyacımız var. Ama bir noktada hiç yok. Hepsi Allah'sa yok. Yani hiç sana kimse bir şey yapamaz zaten. Mümkün değil. Ama esmalar konusunda katılıyorum. Bana da hiç işime yaramadı yani. Biri bana şu esmayı verdi, ne oldu? Hiç olmadı öyle. Mesela Kahhar esması kendi indi bana. Çat diye indi. Aa filan oldum. Ne güzelmiş diye. Buna şahidim. O yüzden buraları öyle düşünmüyorum ben de. Evet. Teşekkür ederim. Gönlünüze Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki çağırdınız beni. İnşallah bir gönüllere bir damla su olabildiyse daha ne isteriz? Başka bir şey yok çünkü. aynen öyle. Gönüller bir olduktan sonra ulaşması gereken bütün gönüllere ulaşacaktır sevgi içinde, Evet. aşk içinde. Evet, aynen. Yayınımız da burada bitti. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık Rengin Hanım. Çok Her teşekkür. daim gönlümde, sevgimdesin. Yine bir dahaki yayınımızda inşallah görüşürüz. Tamam, oldu inşallah. Çok Biraz. sevgiyle kalın, aşkla kalın, muhabbetle kalın. Bizim ülkemizde çok güzel günler bekliyor. Aynen öyle. Siz Ademiyetinizle kalın, Muhammediyetinizle, Ali ile öyle o zevklerle hepimiz inşallah. Sevgili aşklar olsun. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.